Bazen içimde öyle bir öfke buluyorum ki. Geçmişimi, bugünümü, yaşadığım, yaşamadığım her şeyi, anıları, hayalleri, herkese, hepinizi boğabilecek bir öfke buluyorum. Sonra bir şey oluyor. Herkesi tek tek affedebiliyorum. Cansu'yu bile. Bir tek seni. Sanki bir tek seni affedemiyorum. Seni affedemiyorum çünkü hiçbiri senin kadar canımı yakmadı. Evet, babamdan dayak yedim. En ağır cezaları kesti bana. Mehmet sanki bana kardeşim olduğunu unutturmak için elinden ne geliyorsa yaptı. Cansu bizi öldürmeye çalıştı. Ama hiçbiri senin kırdığın kadar kırmadı kalbimi. Seni belki de daha önce hiç anlamadığım kadar anlayabiliyorum. Aynı kırıklığı ben de yaşadım. Yalanlarınla başa çıkmaya çalışırken defalarca seni bir daha affedemeyeceğimi düşündüm. Sonra öyle bir hale geldim ki her güne seni affederek uyandım. Sonra da her gece senden nefret ettiğime inanarak uyudum. Sana o kadar kızgınım ki. Bu içimdeki öfke başka hiçbir şeye benzemiyor. Fira, ben de kendime kızgınım. İnan bana, daha önce kimseye, sana bile o geceden beri kızdığım kadar kızmamıştım. Başarıyorduk. Nasıl göremedim bunu? Korku, panik, adı her neyse. Neyi başardığımızı nasıl göremedin? Biz olmuştuk işte. Başından beri olamadığımız kadar. Biliyorum. Biliyorsan söyle. Neden mahvettin? Neden böyle olsun istedin? İstemedim. Tek bir an... Tek bir an diğer bütün anlarımızı yok etti işte. Hiç yaşamamışız gibi. O manyağın evindeki günlerimizi, dağ evini, adayı, verdiğimiz bütün sınavları tek bir anda sildin işte. Kaçamayacaksın. Emir, ne olur bırak gideyim lütfen. Bana nasıl dokunduğunu hatırlıyor musun? İşte bu yüzden seni bırakmam. Birbirimize bana sarıldığında verdiğin güç kadar ihtiyacımız var. Ben hayatımın en kötü ve en güzel günlerini seninle geçirdim. İlk aklına geleni söylesene. Helikopter. İlk aklıma gelen. Yavaş. Bak, kendim açacağım artık ama ya. Şşt. Hile yapmak yok. Of. Kaldır ayağını. Emir, bu ne? Dikkat et. Kay birazcık. Bir serçe kuşuyum. Yapayalnız sana sığındım. Beni bırakma. Bu ses ne? Bekle, birazdan göreceksin. Geldim kapına. Hayat sanki en büyük zalim. Beni sakla avuçlarında. Sakın bırakma. Bak, tek başıma. Geldim kapına. Hayat sanki en büyük zalim. Çok güzel değil mi? Beni sakla avuçlarında. Sakın bırakma.
Ben mi uyandırdım? Yok, hissetmedim bile. Nasıl oldu? Küçük kırmızı ayakkabılar yüzünden. Anlatsana. Sen gerçekten susmadan konuşmamızı istiyorsun. Şimdiye kadar konuşmadığımız zamanı say. Ağlıyor ağlıyor iniyordum merdivenlerde. Seni görmüştüm. Koşuşunu ömrüm boyunca unutamam. Ayakkabıları ayağını sıkmış. Anneciğimi kurtar. Anne çok sıkıyor ayakkabıları. Anne çıkar ayakkabıları. Anne çıkar. Sonra yere kapakladım. Sonra da onunla dört dikiş attım. O kırmızı ayakkabılardan daha çok istediğim hiçbir şey olmamıştı o zaman. Seni de o kadar çok istedim. İlk zamanlarımızda senden kaçarken bile. Ben de ayakkabılar gibi yaraladım değil mi seni?